Nereye gidiyorsun acaba? Burası ne? Bodrum mu? Güzel. Saçmalama. İlk akıllarına buraya bakmak gelir. Sen buna güven. Alo Şule. Bak şimdi iyi dinle beni. Ayşe Hanım'ın sinirleri çok bozuk. Bir çaydanlık bitki çayı yapmış. Ya Allah Allah. Çok gereksiz bir şey ya. Yani Arzu kalkıp buraya gelemedi. İmkansız yani. O Arzu'ya takılmadı ki. Sude'nin kuzeni aradı ya, ona takıldı kafası. Ha. Şimdi bak öyle bir şey olsa Sabri Bey bize bunu anlatırdı. Hadi onu geçtim. Bu kadın ailenin içinde. Yani ilk başta Ayşe Hanım'ın haberi olurdu zaten. Of, bıktım ya gerçekten. Vallahi ben de bıktım ya. Ya ev hayatım iş hayatımdan daha aksiyonlu oldu. Vallahi bu işte bir terslik var. Ben anlamadım. Bak ne diyorum. Hı. Birden aklıma geldi. Şöyle baş başa bir tatile gitsek şu problemleri hallettikten sonra. Giderken de kimseye haber vermeden gizlice evleniveririz. Öyle mi oldu? Birden aklıma geldi yani şimdi. Evet. Ama gerçekten baş başa kalmaya o kadar çok ihtiyacım var ki. Canım benim. Tamam hallederiz. O zaman ben hemen gideyim. Yarın yeni bir nikah tarihi alayım. Ne dersin? E tabii bulunsun. Bulunsun. Acaba kaç kere gitmezsen hakkını kaybediyorsun ebediyen? Öyle bir şey var mı yani? Bak ya. Hala. Geliyor. Ama öyle bir şey var mı acaba? Aa, niye ondan bahsediyorum. Gerçekten. Kimsenin umurunda değil tabii. Bunlar da balayına gidecekler. Gülün siz gülün. Eğer olmazsak, eğer bir fark ederse çenesini tutamaz. Hepimizin başı belaya girer. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Bak Arzu. Bu işin hiç şakaya gelir yanı yok. Kurunun yanında yaş da yanar, olmaz. Kendi başını yaktın, benimkini yakmana asla izin vermem. Haberin olsun. Biliyorum. Anında satarsın. İstersen gene baştan başlamayalım. Nasıl olsa anlamayacaksın. Anlamayacağım. Oh. Hadi ben bahçeme döneyim. Çok uykum geldi. Fare falan yoktur değil mi orada? Senin karşına çıkacak fareye acırım ben. Ne bileyim böyle şefkatle besliyorsundur falan. Elim kana bulamayayım. Neyse hadi hadi sabah işim var benim. Marş marş. Buyurun. İyi biraz sakinledi. Ama bir iş var bu kadında. Yani niye bu kadar ciddiye alıyor ki? Hani bir şeyler bildiğini düşünüyorum ve beni sinir ediyor. Sen iyi misin? Ablanla ilgili bir sorun mu var? Vallahi bence var. O yokmuş gibi yapıyor. Bana numara yapıyor gayet iyiyim gibi havalarda ama. Ne oluyor acaba ya? Kadir mi kötü davranıyor acaba? Ha bu saatte kadının bizim evde ne işi var ki? Güya eşya almaya gelmiş falan ama ben yemedim tabii o numaralarını. Ben gidip baksam mı acaba ya? Hayır ya saçmalama halleder onlar. Nasıl halleder onlar? Ha? Ya bir durum var. Bana mı söylemiyorsun? Anlamadım. Şimdi şöyle bir şey. Heh. Ablanda yakınlık korkusu var. Aa, nasıl yani? Yani daha evlenmeden önce bile ben Kadir'le aynı evde yaşamak istemiyorum falan diyordu. Çok saçma. Niye evlendiler o zaman? Yani saçma falan değil aslında. Bir ailesi olsun istiyor. Hayatında biri olsun istiyor. Ama o kişi ona yakınlaşmasın istiyor. Yani yakınlaşınca da korkuyor. Nasıl olacak ki ya? Olur mu o zaman? Arkadaş kalsalardı niye evlendi bunlar ya?
Hadi bakalım ayıkla pirincin taşını. Bir sürü problem çıkacak şimdi ya. O adam evlendi şimdi aynı yastığa baş koymak ister yani. Yok böyle olmaz, ben gideyim ablamı alayım. Ya hayır, kendi aralarında hallederler. Ya neyi halledecek ablam ikisi birlikte? O, şimdiye kadar benden başka kimsesi olmalı o kadının. Bilmez öyle şeyleri. Nasıl baş edeceğini bilemez bu problemle yani. Ben zaten ablamın böyle bir problemle boğuşmasını da istemem ya. İzin olursa ben alıp geleyim buraya. Yani boşanır zaten bunlar. Boşansınlar da. Sen bir çek karşına konuş. Hani samimisin. Ben şimdi bu konuda yani yüz göz olmayayım ablamla. Ya tamam, ben yarın gideceğim zaten, konuşacağım ha bunları. Ama öyle boşanmayla boşanmayla olmaz bu iş. Bir sakin ol sen de. Kamp yatağı çok rahatsız. Bir de aşağısı çok soğuk. Acaba diyorum, böyle bu gecelik şöyle şurada kıvrılıp uyusam. Bilmem, bir düşünmem lazım. Benim başımın güzel ve de tatlı belası. Çabuk. Her kimse epey paraya sıkışmış olmalı. Geliyorum ben hemen. Ne oluyor? Sude isteyen bir tip peyda oldu. Sözde kuzeniymiş, Amerika'dan gelmiş falan filan. Benim hemen çıkmam lazım. Eyvah! Zeynep Hanım'ın o uçsuz bucaksız serveti elinden kayıp gidiyor yani. Gerçekten şu hıncını artık bir kenara bırakman lazım. Seni çok ucuz gösteriyor. Benden bir hanımefendi yaratamadınız Alp Bey. Tüh. Bahri, geçerken seni alacağım. Bir sorunumuz var. Evet, evet, aynen. Sude ile ilgili. Ben bakım evinde büyüdüm. Kimsesizliğin acısını çok çektim. Annemin kimliğini öğrendiğimde o vefat etmişti. Didik didik araştırdım ve bazı özel eşyalarını buldum. En yakın arkadaşının evindeydi. Teyzem Semiha Yılmaz'ın yazdığı bazı mektuplar vardı. Bebeğine evlatlık vermemesini, alıp Türkiye'ye gelmesini, aileyi ikna edeceğini, en kötü ihtimalle de bebeğe yani bana kendisinin sahip çıkacağını, çocuk sahibi olamadığını yazmıştı mektupta. Mektubun fotokopisi var. Zaten orijinali de mahkemeye verildi ama nedense annem kız kardeşini dinlememiş ve beni birilerine vermiş. Anladım. Yani siz yasal süreci çoktan başlattınız bile o zaman. Evet. Beklemem için bir neden yok ki. Hayır, şimdi şöyle, Sude'nin gayet mutlu olduğu bir ailesi var bir senedir de. Sinan Bey, özür dilerim ama ben onun öz kuzeniyim. Zeynep Hanım kim? Asıl siz bir yabancısınız. Hadi diyelim ispatlandı onun akrabası olduğunuz. Ya bunun çocuğun üzerinde yaratacağı travmayı hiç mi hesaplamıyorsunuz siz? Ayrıca öz babası anne olarak beni seçmiş. Sizin bu süreçleri biliyor olmanız lazım. Ben bu işlerin nasıl geliştiğini hiç bilmiyorum. Sabri abi bu kararları verirken çok hasta bir adamdı. Ve çok ağır ilaç tedavisi altındaydı ki bunların hepsine mahkemede bakılacak. Yani o kadar hastayken yönlendirilmesi fazla zor olmaz diyor avukatım. Seni gerçekten paramparça ederim. Bak gerçekten. Dur Ayşe Hanım, dur, ne yapıyorsun? Bir dakika, her şeyi mahvedeceksin. Bir dakika dur bakalım, ne oluyor ne bitiyor anlayalım. Hah, geldin mi? Gel. Mutfağa. Ne oluyor ya? Yürü.
Müzik iyidir. Ruhun gıdasıdır. Homili gırtlak yiyeceğine biraz müzikle beslen, müzikle. Anladın mı? Sende bu sabah bir iş var ama. Yok, bende bir iş yok. Asıl sende var, bak. Ne yapacağım? Seni izne gönderiyorum. Hem de ücretli. Tamam mı? Neden? Çünkü ben bir seyahate çıkıyorum. Kaçamak yapacağım. Anladın mı? Ha? Hadi bakayım, yallah, hadi. Bir dakika, içeride biri mi var? Ne? Hiç kimse yok içeride. Ne alakası var? Hem sana ne varsa da, ha? Ne dedim ben sana? Gidiyorsun dedim. Hadi bakayım, hadi, hadi. Hiçbir yere gitmiyorum, ortalığı toparlayacağım. İşime karışma benim. Aa, istemiyorum, istemiyorum. Bu kadın o avukata verecek parayı nasıl buluyor bari? Adam prenslerin, emirlerin falan İstanbul'daki işlerini görüyor. Yani bu davayı kabul etmiş olması imkansız. Yandık biz bari. Dur ya, dur. Bir bakalım kadın nedir, ne değildir anlayalım. Panikleme hemen. Zeynep Hanım da bitik zaten. Bak Zeynep, sen kendini kaybedemezsin. Yani haklıyken haksız duruma düşeceksin. Ben kızımı öyle çakal bir servet düşmanına vermem Sinan. Ya tamam da tavır bu olamaz Zeynep. Yani bak, belli ki bizi zor bir süreç bekliyor. Ama yaygara yaparak bu süreci atlatamayacağımız kesin. Yaygara mı? Dünyaya güveni yeni yeni gelmiş bir çocuktan bahsediyoruz. Onun yaralarını ben sardım, ben iyileştirdim onu. Her şeyi bir daha mı yaşayacak? Ne yaygarası ya? Dünyayı yakarım, dünyayı, sen ne diyorsun? Aferin, aynen böyle devam et. Ay bu ne ya? Kim koydu bunu buraya? Hayda. Bunlar benim yıkadığım kıyafetler. Binnur, sen daha gitmedin mi? Hoş geldin. Karnın aç mı? Yemek hazır. Masayı da hazırladım. Hadi değiştir üzerine, yemek yiyelim. Ben değiştiremeyeceğim. Çünkü kıyafetlerimi yıkadım. Kurumasını bekliyorum. Nasıl? Ahmet Çınar'la kreasyonu beğendiniz mi? Çok beğendim, çok. Hemen geliyorum. Hadi gel, koyuyorum çorbamı. İndirip indirip basacaklar beni, yemin ediyorum. İndirip indirip basacaklar bu kadın yüzünden. Selam millet. Selam. Hayatım, sen nereye kayboldun öyle? Ya arabanın işleri vardı. Bir motoruna baktırdım, lastik değiştirmek falan derken... bir de işte nikah tarihi aldım. Ne? Ne oldu? Bana da söyleyin. Ya bir şey olmadı, önemli bir şey yok ya. Yarın nikah tarihi aldım. Annenizle evleniyoruz yarın da, onu söyledim. Yarın mı? Ha, yarın. Ama daha yeni düğün yapıldı. Siz de o zaman evlenseydiniz ya. Ha, değil mi? Böyle toplu sünnet organizasyonu gibi. Olur mu öyle şey çocuğum ya? Herkesin düğünü kendine. Ayrıca bizim düğüne ihtiyacımız yok. Bizimki direkt nikah. Tamam da düğün olmadan evlenilmez ki. Nedenmiş o? Ya anne, ne gerek vardı ki şimdi buna? Zaten bir sürü sorun var. Ya sırası mı şimdi Allah aşkına? Evet, sırası. Yani öyle sorunları çözmeye çalışırken yaşlanıp gideceğim ya. Ya bir de sorunlar çığ gibi üstümüze düşüyor zaten. Biz onların altında kalmadan bir an önce evlenelim, nikaha kıyalım, vın kaçalım diyorum ben. Bir iki gün ne yokuz yani, şehir dışına gidiyoruz, haberiniz olsun. Tam da sırasıymış gerçekten. Ayşe Hanım, ben şimdi Ahmet'i ararım, çocukları oraya yollarım. Siz de bir iki gün kafa dinlersiniz. Hiç kutlamak aklınıza gelmiyor mu? Tebrik ederim Zeynep ablacığım, Sinan abicim. İşte bak, normal insan tepkisi. Teşekkürler. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederiz. Tamam, pardon. Tebrikler Sinan abi. Teşekkürler Sude Hanım.
Tebrikler anne. Teşekkürler. Gene o gelinlikleri mi giyineceğiz? Annem gelinlik giymiyor, biz niye giyelim? Nasıl sen gelinlik giymeyeceksin? Bilmem ya, evde ben bir gelinlik göremiyorum herhalde, giymeyeceğim. Cehennem bak cidden merakımdan soruyorum. Ne bu acele? Ha? Acele mi? Evet. Daha ne kadar beklesinler Can? Anne sen ne giyeceksin? Valla ben de yeni öğrendiğim için ne giyeceğimi bilemiyorum. Hayatım bak yani ne istiyorsan onu giy de hani öyle aklına takılan bir şey varsa aceleye gelmiş gibi oluyorsa anlarım ben. Ay canım ya. İstersen kaç yine. Ha ne dersin? Ay Sahra da uyudu sonunda. Aa. Bunlar ne? Sana aldım. Hangisini beğeneceğini bilemedim. İki rengi vardı, ikisini de aldım. Artık renklerini seçerken bana mı danışıyorsun? Aşk olsun Meltem. Ben seçenek sunuyorum. Her zaman da öyle yaptım. Hiçbir konuda zorlama yok. E nereden çıktı bunlar? Daha yeni bir sürü şey almadık mı biz? Yarın için. Yarın? Yarına bir şey mi var? Ben mi atladım? Bu programsız bir gelişme. Annem ve babamla tanışacaksın. Yemeğe gelecekler. Aa, yok 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 olmaz. Yok şey yapamam yani bu kadar kısa sürede yetişemem ben. Sen sadece çok güzel ol ve yanımda dur. Geri kalan her şeyi ben hallediyorum. Nereden çıktı Alp? Seninle tanışmak istiyorlar. Merak etmişler. Ne var bunda? 6 yıldır ilk kez bana gelecekler. Hayır diyemedim doğrusu. Bunları Julie'ye götüreyim. Sahra'yı aldım. Nasıl bir şey bu ya? Parayla tutulmuş çocuklu bir kadını ailesinin karşısına çıkartacak. Bir de gururdan, zevkten gözü dönmüş bir hali var. Yani nasıl bir psikopat bunu ailesine yapar ki? Beğendin mi? Biraz daha sos ister misin? Koy koy. Şahane olmuş. Ellerine sağlık. Efendim Zeynep. Ahmet merhaba. Çocuklar hafta sonuna kadar sende kalabilir mi? Benim 2-3 gün şehir dışına çıkmam gerekiyor önemli bir iş için. Şey Hayaksi ben de tam bir Nur'u izne göndermiştim ya. Yani şimdi yemek memek problem olmasın. Benim yaptığım yemekleri yemez ki onlar. Yani Ayşe Hanım'ı göndereyim diyeceğim ama orada yabancılık çeker şimdi. Zaten pek keyfi de yok. Nasıl yapsak? Tamam bakarız bir çaresine. Olmadı geri çağırın ben Binur'u. Daha sonra kullansın izinde. Tamam. Ya inanamıyorum. İnanamıyorum. Ay. Heyecanlanma birden ben. Geliyorlar mı? Evet tamam yarın nikahtan sonra babanıza gidiyorsunuz. He. Biz de 3-4 gün kim bilir Sinan abinizle nereye gidiyoruz? Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin ama biliyorsun değil mi? Neden? Çünkü her şeye o olmaz bu olmaz dediğin için anneciğim. Heh işte bak ne güzel duygularımın tercümanı oldu cancığım benim. Ne zaman? Her zaman. O yüzden şimdi bırak artık kendini. O iş bende yani merak etme. Ama bak Zeynep Hanım. Şimdi ben sorarım Sinan Bey'e nereye gittiğinizi öğrenirim.
Seni almaya geldim. Sen bir tane taksi çağır ya. Ya şunlar var ya, bir evlensin. Yemin ediyorum ücretsiz izne çıkacağım. Yerimi de kimseye söylemeyeceğim. Hadi abi ara sen, ara ara. Taksi çağırırlar. Gel hayatım. Siz Zeynep Gökmen, bir ömür boyu Sinan Demir'i eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Sinan Demir, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, özgür iradenizle ve kendi arzunuzla, iyi günde kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, bir ömür boyu Zeynep Gökmen'i eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Sayın şahitlerimiz, sizler de bu evliliğe şahitlik ediyor musunuz? Ediyoruz. Ben de belediyenin bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkürler. Bravo. Ne yapıyorsun ya? Sen daha dur, bana çektirdiklerini tek tek ödeteceğim sana. Zevkle, zevkle. Kapanıyor ama değil mi bunun? Meteoroloji yağmur gösteriyordu çünkü. Kapanıyor hayatım, tabii kapanıyor. Bak bas şu düğmeye, bas. Bas karıcığım, bir daha bas. Hah. Demek ki o düğme değilmiş. Tamam. Bakarız ya bir durum oldu mu? İşte boş ver, kapatmayalım kocacığım. Zaten yağmur yağana kadar varmış oluruz. Aynen. Çoktan varmış oluruz. Karıcığım. Navigasyondan gözünü ayırma. Çünkü şuradan bir yerden sapmamız gerekiyor bizim. Ay kocacığım, çekmiyor bu. Canım şey mi yapsak acaba ya? Bu ana fikri anladık galiba artık. Hani karıcığım kocacığım bunu bıraksak da Zeynep'le Sinan'a mı dönsek diyorum ben. Ben başlattım ama olsun. Sen de güzel devam ettin ama. Tamam, buluruz yolu, merak etme sen. Yorulduk ama değdi be.
Ha? Allah bana da çok iyi bir staj oldu bu. Ay. Kızım özlemiştir yemeklerimi. Bence de. Hadi sen toparlan çık artık. Tamamdır. İyi günler Arzu Hanım. Eline sağlık, iyi günler. Sen hala burada mısın? Hadi hadi çabuk dışarı dışarı. Hadi ya. Hadi sen de odana hadi. Merhaba Ahmet. Hadi şimdi sırası değil hadi çabuk çabuk tamam. Çabuk. Tamam. Evet, burası mı? Burası. Vallahi burası. Evet. Geldik. Ha? Çok güzel. Ah. Anastas şuydu galiba. Ay harika ya. Evet. Hadi gel bakalım. Nasıl? Harika. Beğendin mi? Çok. Bakalım içi nasıl? İçinde beğenecek misin? Sinan? Buradayım. Yalnız çok güzel evmiş burası. Sen daha güzelsin. Bak bu şömine şimdi yanıyor olacaktı. Yani şurada sofra hazır olacaktı. Böyle söz vermişlerdi. Dolapta yemek var mı acaba? Eğer dolapta yemek de yoksa ben balayında katil oldum demektir ha. Ya tamam gel bir bakın. Ha varmış bak. Oh be. Ay biz şimdi evliyiz ha. Ne güzel şeymiş senin evli olmak be. Bilseydin daha önce yapardın. E söyledik sana. Çok mutlu olduk ziyaretinize. Alp zaten inanılmaz heyecanlı. Siz zannedersem pek sık gelmiyormuşsunuz ama. Davet edilmediğimiz için gelmedik. Ne tuhaf değil mi? Biz bugün söz verdik birbirimize. Evet. Oysa biz o sözü çok zaman önce vermiştik zaten. Sadece bizi tanımayan birisine söyledik aslında. Evet, nikah memuruna. İnşallah adam anlamıştır. Bu sözün bizim için ne kadar değerli, ne kadar anlamlı olduğunu. Anladı, anladı. Böyle uzun uzun yüzüme baktı benim. Görüşünü isteyemem ha. Ay baksana çok güzel değil mi? Çok güzel gerçekten. Ya bir daha evi mi alsak? Ve hafta sonları falan geliriz. Yok artık ne daha evi ya. Alacağız daha evini yılda üç kere gelirsek geleceğiz. Ne gerek var? Canımız istediği zaman geliriz işte. Sen hayal özürlüsün ha. Niye? O ne hayatım? Hayal? Yani aa ne güzel olur falan filan diyebilirsin mesela. Hayal kurabilirsin. Hayal kurmak parayla değil ki. Ha öyle yalandan diyorsun. Olur tamam yalandan yalandan kurabilirim. Ay hayret bir şeysin gerçekten. Hayır bir dakika ya benim hayal kurmaya ne ihtiyacım var ki yani ben... Zaten dünyanın en güzel kadınıyla, dünyanın en güzel atmosferinde, doğasının içinde, ormanında hayalin ötesine geçmiş bir şekilde yaşıyorum. Ne gerek var hayal kurmaya? Ay hadi dönelim yoruldum ben. Bak sen en iyisi bir yarım saat daha dinlenme hayali kur. O sırada biz şu tepeye çıkarım onun manzarası inanılmaz. Nasıl sen o manzaranın hayalini kur?
Ya yoruldum ya, yoruldum. Sen niye mızmız bir şey çıktın ya? Ya yoruldum. Ne çok konuşuyorsun ya. Sen ayrıca ya. Sen gel buraya. Ya yoruldum. Gel bakayım, gel. Ya. Seni kucağıma alayım. Böyle çıkarsın. İmdat! Bağırma. İmdat, yardım edin. Yardım bağırma edin. Bağırma burada. Avcılar mı, avcılar var. Adam tüfeği olacak, sıkacak, totomdan vuracak beni ya. Heh, al seni, usta olur. Bak. Az kaldı. Şu tepe hiç bir yer, bir şey yok. Bu ekmekler gerçekten efsane olmuş ya. Binur ablaya söyleyelim de daha fazla yapsın. Evet, hadi bakalım. Çantalar hazır mı? Hazır. Şu kurabiyeleri de atıyorsunuz çantanıza. Acıkınca yersiniz. Ha işte. Gülcan abiniz de geldi. Hadi bakalım. İyi dersler kızlar. Can, sen de anahtarını al oğlum, unutma. Tamam mı? Belki ben... Ya bak, artık şu Selena mevzu için endişelenmene gerek yok. Bir şekilde halledeceğiz. Göreceksin, Alp Bey toplanması gerekenden çok daha fazla bilgi belge toplamıştır. Ya halledemezsek? Ya mahkeme Sude'yi o kadına verirse? Ben vallahi yapacaklarımdan korkuyorum. Ben Sude'yi öyle kimseye vermem. Bak şimdi, bunu yapmıyoruz ilk önce. Şu an ana odaklanıyoruz. Gelecekteki olası problemlere şimdiden gerilmiyoruz. Ne yapıyoruz biliyor musun? Bana dönüyoruz. Mutlulukla ve huzurla gülümsüyoruz. Yapıyoruz bunu. Hayatım, bundan sonra yerleri silecek misin? Ben arkamdan ne pis insanlarmış dedirtme. Dedirtmeyeceksin zaten, o temizlik parasını ondan verdik. Senin arkandan temizleyecekler hep buraları. Ya tamam, biliyorum. Sevmiyorum öyle pis pis. Ama çok güzel evmiş Sinan. Yani çok teşekkür ederim, çok mutlu oldum. Ha. Anladım, evden dolayı çok mutlu oldun yani. Yoo, senin de payın var. Allah razı olsun ya, benim de payım varsa. Neyse ben gideyim ya, şu bavulları filan arabaya yerleştireyim. Hayatım, beni bu dünyada bir tek sen mutlu ediyorsun. Sadece sen. Tabii. Ama işte bir de şöyle şık güzel bir ev olursa daha da mutlu ederim değil mi? Ya sen delirdin mi? Kavga mı istiyorsun? Ne oldu? Balayı kısa sürdü. Ya yol uzun, yol. Didişmeden geçmez bu yol. Hızlı gitmeyeceksin. Ya hem diyorsun çocukların çıkışına yetişelim, hem de diyorsun hızlı gitmek yok. Ya ne var, yavaş gitsek de yetişiriz çocuklara. İyi de sen kaç kilometre biliyor musun orası? Sorun mu bu şimdi? Para hazır. Yalnız teslimatı ben yapacağım. E ama benim götürmemi istemişti. Nerede saklanıyormuş? Ahmet'in evinde. Akıllıca. Ben bile daha iyisini düşünemezdim. Tamam, ben götüreceğim parayı. Hem ona iki çift lafım var. Öyle evime izinsiz girmeler. Anneciğim. Ne haber abi? Ne haber canım? Anne ne haber? İyiyim canım. Nasılsın anneciğim? İyiyim canım. Ne yaptınız millet? Nasıl gidiyor? Vallahi iyi gidiyor. Siz nasıl gidiyorsunuz? Nasıl geçti tatil? Ya çok güzel bir yere gittik. O kadar güzeldi ki. Bir sürü fotoğraf çektim, göstereceğim şimdi. 1000 tane fotoğraf yolladın zaten. Gitmiş kadar oldum. Bu kadar şey. Sude, ben kuzuların yanına gideceğim. Hadi sen de gel. Sen git, ben annemlerle bir şey konuşacağım. Gelirim arka. Tamam. Gittik biz o zaman. Hadi. Ne oldu? Bir şey mi olacağım? Ne oldu? Kızım korkma, söyle. Kötü bir şey olmuş. Yani anne, bana inanmayacaksınız ama Ahmet amcanın evinde arzu vardı. Ne? Ya
Akşam odaya girdi, Elif'i öptü. Ahmet amca bunu gördü, kolundan tutup çekti. Çok kızdı ona. Ben de hemen gözlerimi yumdum. Bir an böyle göz göze geldik. Sude, sen yani bak canım, çok ciddi bir şey, emin misin? Yani rüya görmüş olabilir misin acaba? Hayır hayır, eminim. Çok korktum, hiç kimseye söyleyemedim. Ay delireceğim ya. Sakin, tamam. Sen hemen Ahmet'i ara. Yani bir şey uyur, bir bahane. Tamam mı? Böyle fazla kuşkulandırmadan buraya çağır. Ama bir an önce, hadi. Tamam. Yani bunu kimseye söylemiyorsun, tamam mı? Ne yapacaksın? Yakalayacak mısın onu? Ben gereğini yapacağım, halledeceğim. Sen merak etme. Sen kafanı takma buna. Hadi sen şimdi içeri git. Otur orada, bekle öyle. Tamam. Senin gibi babanınla yapacağın işin ne? Geliyor. Ne yapacağız? Ben bir Emre'yi arayacağım, konuşacağım. Dur bakalım, halledeceğiz. Yani gerçekten inanmıyorum. Adama güveniyorsun, çocukları ona bırakıyorsun. Kadın burnunun dibine kadar giriyor. Ya kaçırsaydı Elif'i? Tamam Zeynep, dur bir anlayalım, dinleyelim, sakin ol ya. Belki de zorla girdi, bilmiyoruz ki içeri. Bak kızına dedi, çekti götür dedi. Sinirlendi Ahmet dedi, değil mi? Dur bakalım. Sanmıyorum. Ama böyle bir şey yapmamıştır değil mi Sinan? Yapmamıştır canım, yapmamıştır. Hadi sen içeri git. Emre, hemen Zeynep'in evine gel. Dün akşam eve girmiş. Bir ses duydum, çocuklara bakmaya gittim. Ağlayarak Elif'i saçından seviyor. Tuttum kolundan, çekip dışarı çıkardım. Oh. Bir yere tıktım. Sonra bana silah çekti. Bir yer bulunana kadar burada kalacağım dedi. Sesini çıkartırsan seni gebertirim diye tehdit etti. Sonra apar topar çocukları eve gönderdim. Ben zaten bu gece orada kalmayacağım. Sabah çıkacak. Bak bu çok ciddi bir durum, biliyorsun değil mi? Yani sen de senelerce hapis yatarsın orada. Doğru söylüyorsun değil mi Ahmet? Yani sen bilerek, isteyerek benim çocuklarımı o kadınla birlikte aynı evde tutmazsın değil mi? Zeynep, ben büyük bir soğukkanlıkla o çocukları sabah o evden çıkardım. Sonra ben de fırladım, çıktım, gittim. Saatlerce kendime gelemedim. Bütün ameliyatlarımı erteledim. Şu an ne yapacağım gerçekten bilmiyorum Zeynep. Gerçekten bilmiyorum. Eğer senin evinde bulunursa bu iş sana patlar. Sana kimse inanmaz. Yine işinden olursun. Yine can çıldırır. Yani her şeyi yeni baştan başlamış olursun. Hayır, senin evinde bulunamaz o kadın. Ya doktor, sen hiç ders almaz mısın ya? Ya tamam Emre, şeymiş, silahla zorla girmiş içeri. Şimdi bir üstüne gitmeyelim. Ama o evde bulunamaz o kadın. Artık sokakta mı bulacaksınız, yolda mı bulacaksınız? Dağda, bayırda, nerede bulacaksınız bulun. Basın parçalar seni. Ha, vallahi çıldıracağım ya. Neler yaşatıyorsun sen bana? Bıktım senden artık. Kadın elinde silahla sokaklarda fink atıyor Zeynep. Ben ne yapayım? Benden ne istiyorsun? Tamam, sakin. Doktor, sen şu evin anahtarını versene bana. Bir şekilde evden çıkarmanın yoluna bakacağız Emre. Bana bak, hiçbir yere gitmiyorsun. Buradan hiçbir yere ayrılıp burnunu bile çıkartmıyorsun doktor. Sinan. Yalvarıyorum sana, bak canın travmaları zaten yeni bitti. Elif zaten çok etkilenir bu durumdan. Ne olur sessiz sedasız halledin şu işi. Tamam, merak etme. Hadi. Ya abi, gelsin versin ifadesini. Biz zaten sızdırmayız basına ya.